Yeni Osman dedikleri biraz önce hani bir genç televizyonda konuştu dedim ya, bütün Orta Doğu'daki İslam ülkeleri federe devletler olacakmış. Biz de Anadolu federe devleti olacakmışız. Orta Doğu Birleşik Devletleri kuracakmışız. Çok büyüyecekmişiz. Kardeşim yani çocukları elmalı şekerle, düdüklü şekerle aldatırlar. Bu o kadar bile haysiyet olmayan bir laf. Bu ne demek yani? Bu egemenlikler bu kadar ucuz mu? Milyonlarca insanın hayatını veriyor devletini yaşatmak için. Hiç beğenmediğim bir topluluk. Sen nasıl kapılar açılmış buyur diye sıraya mı girmişler senin için? O bakımdan bunlar bunu söylüyorlar. Benim gördüğüm Türk milletinin egemenliğini elinden alıp çok ortaklı bir Anadolu'da devlet kurmak istiyorlar. Barzani bunun ortağı olacak. Söylemesi çok tuhaf ve garip ama Abdullah Öcalan bunun ortağı olacak. Suriye'deki Salih Müslim bunun ortağı olacak. Sonra da Suriye'den Müslüman kardeşler vesaire Suriye bölünürse, onlar da isterse katılırsa onlar katılacaklar. Ama Türk'ün devleti ortada kalmayacak. Zaten Amerikalıların görüşü de bu. Büyük Orta Doğu projesini. Tabi uzuyor vakitte. 1967 yılında Demirel'e teklif etmiş Amerikalılar. Demişler ki Musul eyaleti, biliyorsun Lozan'da biz alamadık Musul eyaletini. Musul eyaleti de Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil için alıyor. O büyük Irak'ın bütün kuzeyi. Siz Lozan'da alamadınız. Size bunu konfederasyon olarak bağlayalım Türkiye'ye. Türkiye Orta Doğu'da daha büyük görev yapsın. Düzenleyici rol oynasın diyorlar. 67. Demirel de yeni başbakan olmuş. Bu işleri fazla şey yapmıyor. Zeki adam da bir şey yeni daha. Bunu Saadet Koçaş hatıralarında yazıyor. Saadet Koçaş 12 Mart 1971'de kurulan hükümete başbakan yardımcılığı yapmış. Emekli bir albay ama kitapları olan, düşünen bir adam. Kalemi olan bir adam. Diyor ki Demirel bunu hemen harp oyunları sırasında generallere çıtlattı diyor müjde gibi. Allah'tan generaller tarih biliyordu. Sayın Başbakanım demişler bu Türkiye'yi önce büyütmek sonra da bölüp küçültmek komşuları da kanlı bıçaklı düşman haline getirmektir. Aman ha demişler. Demirel bir daha bunu hiç ağzına almadı diyor. Ama bu Amerikan görüşü. Bunlar işte Orta Doğu'da şunu yapacağız bunu hiçbir şey yapamazsınız. Ülkenizde siz kanunları uygulayamıyorsanız, Güneydoğu'da canmal güvenliğini sağlayamıyorsanız, intiharlar tarihimizde görülmediği kadar artıyorsa, toplum bir bunalıma girmişse, siz nasıl oluyordu buralara devlet kuracaksınız? Şimdi insanlar hasta olunca doktora giderler çünkü ağrıları sızlar vesaire. Milletler de hasta olduğu zaman hastalıklarını böyle bildirirler doktorlarına. İntihar ederler, aileler boşanır, cinayetler işlenir, moraller bozulur, psikoloji bozulur, insanlar hastanelere düşer. Bütün bunlar, millet diyor ki, ey benim doktorum, ben hastayım, beni tedavi et. Türk milleti bu duruma düşmüş. Bununla uğraşması lazım. Sağlık, daha iş, güç, aç, daha iyi eğitim, daha iyi güvenlik, daha iyi adalet. Osmanlı bunları sağladı kardeşim. Dünyada eşi emsali olmayan zirvelere çıktı bu kurumlarda. Sen ordunla uğraşıyorsun, bilmem neyle uğraşıyorsun. İçeride şu kadar genç var diyorlar değil mi? Yani insanın hapishanesi almıyor. Parası eğitim isteyen insan hapishaneye atılabilir mi? Hangi demokraside, hangi diktatörlükte böyle bir şey var? O bakımdan kendi başını bağlayamayan, gelin başı bağlamaya kalkmasın demişler. Bizim işimiz biraz ona benziyor.